Arkadaşlar, bugün mevzu itibariyle Büyük Doğu'da Doğu'nun şahsiyetçilik prensibini anlatmaya gayret edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şahsiyetin lügat anlamı, ferdin kendine has görmüş, düşünmüş ve davranış tarzlarının tamamı. Buna işte şahsi varlık, kişilik, personalite, değerli, kabul görmüş kimse de denilebilir. Bu manada buna aşağı yukarı benzer bir kelime karakter. Hani karakter bir film çevrilir yahut da tiyatroda bir şahsı canlandıran artist de denir değil mi? Artist veya işte rol alan ona da karakter denir. Şimdi karakter mevzuunda Salim Zaleoğlu şöyle bir şey diyor. Karakter fert açısından görünen bir ahlak düzenidir. Karakter sahibi insanlar mensup olduğu topluluğun şuurudurlar. Yani hani karaktersiz falan deriz ya, ne kadar karaktersiz bir adam. Bir topluluğun şuuru olabilmek için ilk önce bir karakter sahibi olmak lazım. Şahsiyet sahibi olmak lazım. İşte bu şahsiyetin ne olduğunu bilmezsek, ferdin ne olduğunu bilmezsek, herhangi bir topluluğun şuuru olmak bir tarafa, o topluluğa aidiyatımız bile şüpheli olur. Yani insan hangi topluluktansa o topluluğun örf, adet, gelenek, ilke ve prensiplerine, işte dinine mümkün mertebe uyup şahsiyetini o çerçevede şekillendirmek zorundayım. Ama yabancı bir dünyadaysan bunun da farklı fonksiyonlarını icra etmek durumundasın. Mesela bu manada Cemil Meriç'in bir şeyi var. Şahsiyet diyor, görünen cemiyet içerisinde görünmeyen cemiyeti seçip tahtını onun bağrında kurmakla fethedilebilir. Her şahsiyet bir kopuştur. Yani cemiyetten kopuştur. Bir olmayan fakat bir olacağa doğru ilerlemektir. Şimdi mesela insan doğar, büyür, ölür. Herkesin bildiği bir hadisedir. Değil mi yani? Yani doğup büyüyüp ölmekle şahsiyet sahibi olunmuyor maalesef. Bu şahsiyeti ne yapacaksın? İşte ailenden biraz bir şeyler alacaksın. Topluma girdiğin zaman oradan bir şeyler alacaksın. Eğer belli bir fikrin, belli bir dinin, tamam mı? Mensubuysan ziyadesiyle o dinin veya işte ideoloji diyorlar. Fikirler bütün aslında ideoloji. O manada Türkçe ile barışabileceği karşılığı ideolojinin fikirler bütünüdür. Tamam mı? Buradan beslenip şahsiyetini geliştirmek zorundasın. Yani her çiçekten bal alırsan arı gibi bal yapman pek mümkün olmayabilir. Önce kendi çiçeklerini koklayacaksın. Yani dünya irfanına açılabilmek için ilk önce kendi irfanın üzerine temellendireceksin ki bunu bir şahsiyet sahibi olasın. Yoksa diğer türlü şahsiyet sahibi çok zor olur. Hele bugün aşağı yukarı 100 yıldır İslam dünyası, ümmet birçok baskılara maruz. Yani bu baskıların temelinde hani şu yatar, bu yatar, bunları tahlil etmenin uzun olacağı dolayısıyla şöyle diyelim, işte bir Batı kültürü var, bir Yunan kültürü, Batı kültürünün özünü oluşturan, hani Batı kültürü neydi? Yunan aklı, Roma nizamı ve Hristiyan ahlakından müteşekkil bir kültür. Batı fikir ve hayat tarzının yaşandığı her yer Batı'dır. Bugün maalesef öyle. Bizim kendimize ait işte Doğu İslam kültürü, bunu yaşayamazsa Batı'nın hegemonyası altında böyle bölük pörçük bir vaziyette toparlamakta çok zorluk çekebiliriz. Yani şahsiyetimizi oluşturmakta çok zorluk çekebiliriz. Yani ben şahsiyetim demekle şahsiyet falan olmuyor yani. Bir yerden beslenmek lazım. İşte hani kimse sen çok akıllısın diye hukuk diploması vermiyor sana, değil mi yani? Veyahut da doktorluk alsan hastaları tedavi et demiyor. Bunun ta ilkokuldan başlayan bir gelişmesi neticesi itibariyle girdiğin imtihanlarda, yaptığın tavırlarda işte başarı neticesinde olup diplomaya sahip olabiliyorsun. Bu manada düşünürsek şahsiyet bu arkadaşlar. Yani bedava şahsiyetin dağıtılmasını düşünen pek doğru düşünmüş olmaz. Bu manada bu insanların işte 7 milyar insan var dünyada. Şimdiye kadar milyarlarca insan gelip gitmiş. İnsan şahsiyetini neye göre şekillendirecek? İşte din dedik, şudur budur. Ama
Din kendi başına bir şey veremez ki. Onu bir tebliğ eden lazım değil mi? Yani bu şahsiyeti tüttürebilen bir şahsiyetin olması lazım. Buna da işte mihrak şahsiyet veyahut da rems şahsiyet diyorlar. İşte Salih Mirza Beyoğlu topluluğun şuuru olurlar dedikleri şahsiyet. Bunun da mihrakı var. O mihrak şahsiyet Büyük Doğu'nun tarifine göre gaye insan, ufuk peygamber, Allah'ın sevgilisi, Allah'ın Resulü'dür. Bütün insanlar bizim inancımıza göre o şahsın yaşayış tarzına, işte söylediklerine, tebliğ ettiklerine bakarak şahsiyetini oluşturmak zorunda. Bu manada sahabiler topluluğu o şahsiyetinden bir pay almış insan topluluğudur değil mi? Mesela bazılarının da Peygamber Efendimiz'den aldığı şeyler, ölçüler, o ahlaki karakterler falan bazılarında biraz daha ağır basabilir. Mesela bunu şu şekilde özetlenmiş, onu da nakledersek, İşte Hazreti Ebubekir Sıddıkiyet makamında daha ağır basar. O ne söylüyorsa doğrudur demiştir, teslim etmiştir. Sorgu sual yok, teslim olmuştur Allah Resulü'ne. Hazreti Ömer'in adaleti daha ağır basar. Hazreti Osman'ın ahlaki yönü daha ağır basar. Hazreti Ali'nin de ilmi yönü ve cesaret yönü. Ama bütün bu şeyler, mizaç ve hususiyetler hepsinde vardır. Çünkü hepsi Allah Resulü'nden almıştır. O manada birinde ağır basan adalettir, diğerinde ahlaktır. Yani mihrak şahsiyet, rems şahsiyet, İslam toplumunun her zaman için Allah'ın Resulü'dür, son peygamber. Bunun dışında bir ölçü olmaz. O ölçüden pay almış insanları, işte münevverleri, müştehitleri, alimleri de biz onların şahsiyetinden de pay alabiliriz. Çünkü o da Allah Resulü'nün şahsiyetinden. Şeyi neyse, mizacı, hususiyeti, idrak kapasitesi neyse ona göre bir beslenmiş şahsiyetini ona göre oluşturmuştur. Şimdi bu manada Üstad Necip Fazıl diyor ki, bir cemiyette bütün temsil hakkı mutlak olarak fikirde, sanatta, ilimde, fende, siyasette, idarede, hülasa, yapıcı ve kurucu insani verim şubelerinin hepsinde en uzun çıkıntılı yıldız köşelerinin dolayısıyla en üstün şahsiyetlerindir. En üstün şahsiyet bu toplumda olmak istiyorsa neye göre oluşturacak? Yine Allah Resulü'nün. Çünkü gaye insan, hukuk peygamber o. Onun şahsiyetine göre şahsiyetini oluşturanlar bu cemiyeti temsil hakkına sahiptir diyor. Yani Büyük Doğu cemiyetini temsil hakkına sahiptir. Şahsiyet bir şey olmaktır, olan şey kuvvetlidir diye devam ediyor üstadımız. Şimdi üstadımızın her cümlesini okursak olmaz. Bu Büyük Doğu ideolojisinden bizzat talim etmek gerekir. Biz burada özet olarak bir şeyler anlatmaya gayret edeceğiz. Sohbetin akışı farklı şeylere gitmesin diye. Çünkü toparlamak, Üstad Necip Fazıl gibi bir insanın ne dediğini toparlayabilmek hakikaten çok zor. Oradan okumakla ancak bir şey anlatabilirsin. Bu sürekli okumak da sohbetin nedenler şeyini bozuyor. Şimdi bu manada üstadımız yine şunu da okumak zorundayız ki fikirde, sanatta, anlayışta, anlatışta, buluşta, tutuşta, dağıtışta ve toplayışta ve nihayet yaşamaya değer hayatın ölçülerini billurlaştırma işinde dünyanın en büyük adamı olmak isterim. Nefsim için değil de sırf onun ümmetinden en hakir ferde düşen liyakat payını ve üstünlük derecesini göstermek için. Ha işte nefsin hakikatini burada gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz değil mi? Nefis kendi adına herhangi bir şey yapması o manada işte nefsi levvame, nefsi emmare, bir de nefsi mutmainne var. Allahü Teala mealen ey nefis mütmain olarak Rabbine dönüyor. Yani teslim olmuş bir nefistir bu, temizlenmiş bir nefistir. Burada nefsi evvame ve kastedilen şeyinde tabi nefsi levvame, kötülüğe meyleden nefis olduğunu gayet iyi bir şekilde anlayabiliyoruz burada. Yani bu nefis adına değil de hatta şunu da şu da denilebilir, nefsi işte mükemmel bir terbiye etmiş, o manada da anlaşılmayabilir çünkü üstadı anlamak dediğimiz gibi çok zor bir hadise şey olarak. Sadece diyor onun ümmetine tamam mensup en hakir ferdin ne kadar büyük olduğunu ispatlamak için, göstermek için en büyük olmak isterdi.
Ne iş yaparsam yapayım. Büyüklük burada olduktan sonra hiçbir mesele yok. Şimdi insan keyfiyetinin hakikati ancak ferdi oluşlarda aranabilir, değil mi? Salih Nizamoğlu bu böyle diyor. Dedikten sonra topluluk keyfiyetinin de ancak ferdin hakikatinde toplu olduğunu söylüyor. Ferdin hakikati biraz önce ifade ettiğimiz gibi gaye insan, hük peygamber, Allah'ın Resulü'dür. Bunda topludur. Bütün fertler Müslüman olarak Peygamber Efendimiz'i ölçü alarak şahsiyetini oluşturmayı kendi önüne koyup ona göre devam edecek. Elbette ki şahsiyet konusunda çok şeyler vardır bu manadan mülhem olmak üzere. Şimdi bu devirde işte birçok insanların işte cemaat derler buna, tamam mı? Tarikat derler yahut da sivil teşkilat derler. Aslında mesela cemaat ile teşkilat lügat manası olarak aşağı yukarı birdir. Ama ona cemaat dediği zaman ilkel olur, teşkilat dediği zaman yahut da sivil toplum kuruluşu dediği zaman çok güzel bir şey olur. Kardeşim bunların hepsi aynı manayı ifade eden kelimelerdir, tamam mı? Yani ayrı kelimeler değildir. Ama ağırlıklı olarak hepsinin kendine has ve hususi özellikleri vardır. Her insanın nasıl kendine has ve hususi özellikleri varsa bu yapıların da kendine has ve hususi özellikleri vardır. Şimdi bu kuruluşların, kurumların hepsinin başında bir lider vardır, kadro vardır. Değil mi? O toplumu yönlendiren, istişare ettiği bir topluluk vardır. Onun nezaretinde cemaat, cemiyet, tamam mı? Netice itibariyle devlet, hatta imparatorluklar, o şahsiyetler topluluğu denilen, büyük doğum isimlendirdiği, şahsiyetler topluluğu denilen insanlar tarafından yönlendirilir. Şimdi şahsiyetler topluluğunu kurmak sadece Müslümanlara mı ait? Böyle bir şey düşünmeyelim. Burada hani işin ahiret kısmı, dünya kısmı, ahlak kısmı, inanç kısmı bir tarafa bırakıldığı zaman böyle düşünmeyelim. Yani kusura bakmayın, Haçlıların da, Yahudilerin de, hatta işte kainatın yüce mimarı adlı ilaha itaat eden Masonların da bir şahsiyetler topluluğu var. Yani kendi topluluklarını hatta başka toplumlarda yönlendirecek, idare edebilecek bir toplu, bir şahsiyetler topluluğu var. Hepsi mesleğinde uzman, işini bilen insanlar. Şimdi Salih Nizamioğlu şöyle bir kelime söylüyor. İşte 90'lı yıllarda diyor, şöyle bir şey dedik diyor. İşte meclis, vasıfsız insan silosu dedik. Adam da almış oradan bu mevzuyu, meclisteki herkesi vasıfsız insan silosu olarak tarif ediyor. Yahu diyor, o meclisteki insanların sana karşı, senin yanında diyor 500 tane vasfı var. Tamam mı? Ben onu söylemedim. Anlatabildim mi? Yani, manayı idrak etmek lazım. Vasfı olmasaydı o meclise giremezdi. Kusura bakma. Oradaki sekreterin bile bir vasfı var. En azından 10 parmak daktilo biliyor misalen diyelim. Veyahut da telefonlara nasıl cevap vereceğini, genele gideni nasıl ağırlayacağını biliyor. Herkesin bir vasfı var. Oradaki vasfı başka bir şekilde anlamak lazım. Salih Müzalioğlu'nun dediği vasfı. Şimdi bu devirde her cemaat, teşkilat, şudur budur, kendi şahsiyetlerinin, işte mihrak şahsiyetlerinin vazgeçilmez olduğunu falan söyleyebilir. Gayet makuldür. Herkesin kendi bulunduğu cemaati, teşkilatı ilgilendirir. Aslında her işin hani bize göresi, bizim fikrimize göresinden bakmak da bizim üzerimize bir vecibe olduğuna inanıyorum. Başkalarının nasıl gördüğü önemli. Bizim de fikrimizin, tamam mı, beslendiğimiz fikirden bu değerlendirme tarzımızın nasıl olduğunun da diğerlerinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz kendimizi bilmezsek başka toplumları da bilemeyiz. O manada bize göre bu devirde mihrak şahsiyetin kim olduğuna ve nasıl olması gerektiğine dair olarak mesela tek başına da kalsa en karanlık zindanda teni ve canı İşkenceler altında bin ölümlü geceler de yaşasa, ruhun ve zihnini düşmana yar etmeyen, yani her türlü zulüm karşısında inancından taviz vermeyen, dik duran ve bütün evler yuva olsun diye zindana dahi meydan okuyan İrfan Sultan'ı Salih Nizamioğlu olduğuna inanıyoruz. Zaten inanmasak tutup da, tamam mı,
bu işin ezberci bir şekilde yapmanın gayri ahlaki bir tutum olduğuna da inanırız. Ha bunun dışında İslami cemaatlerde, başka cemaatlerde var mıdır? Eyvallah. Buna kesinlikle itiraz edecek bir durumumuz yok. Ama bizim tabi olmamız gereken şahsın bir sürü özelliğiyle birlikte, anlatabilirim, bu olduğuna inandığımız için buradayız. Başka yer, başkası olduğuna inansaydık, başkası başka bir yerde olmaya gayret gösterdik. O yüzden yaptığımız her tavrı, yaptığımız her ameli, amel tavrı zaten, sözlerimizi bu çerçevede değerlendirip toplumun karşısına o şekilde çıkmanın daha iyi bir şey olduğuna inanıyoruz. Ha, bizim için değil. Bu insan nice yıllar belli eziyetler görmüş o manada. Çaba sarf etmiş. İşte 60 küsur cilt. Tamam mı? Hepsi birbirinden mükemmel. Eserler yazmış. Şimdi birileri çıkıp da bunları bir tarafa bırakıp benim demesi gayri ahlaki bir tutumdur. Ya buyur sen görelim seni de denir. Ha, şunu söylemek istemiyoruz kesinlikle. Yani işte tarikatlarda, cemaatlerde, sivil toplum kuruluşlarında elbette ki kanaat önderleri vardır. Onlar da onların mihrak şahsiyetidir. Eyvallah. Bu manada kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi şahsiyetçilikle ilgili olarak bir de keyfiyetçilik var. Üstad Necip Fazıl'ın 9 umdesi mesela, şuradan bakacak olursak ruhçuluk, ahlakçılık, milliyetçilik, cemiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik, sermaye ve mülkiyette tedbircilik diye isimlendirdiğimiz 9 ölçüden her biri, her birine bağlı olduğu gibi keyfiyetçiliğimiz de ölçülerimizden teker teker hepsine ve hususiyette şahsiyetçiliğimize ilişiktir. Yani Büyük Doğu'da bu sayılan 9 umdelerin her biri birbirine ilişik. Şahsiyetin olacak da nasıl bir ahlaka sahip olacaksın? İşte Hazreti Ayşe validemizden özet olarak söyleyecek olursak, mealen şöyle buyuruyor validemiz, onun ahlakı Kur'an idi diyor. O kim? Allah'ın Resulü. Ahlakımızı oradan oluşturacağız. Biz de bu şekilde öne açılacak. Biz Kur'an-ı Kerim'e doğrudan doğruya sarkabilir miyiz? Bu çok zor arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e doğrudan doğruya şey yapabilmek için 15 kadar ilim bilmek lazım. Tefsir okuyacak mıyız? Bunun için tefsir okumamız gerekir. Yani doğrudan doğruya mali ilk etapta okursak bu bize çok yanlış yerlere götürebilir. Çünkü Arap lisanıyla Türk lisanı, o gün konuşan Arap lisanıyla bugünkü Türkçemiz çok farklı şeyler. Mali doğrudan doğruya Kur'an zannedersek fotoğraftaki resmi canlı zannetmiş gibi oluruz diyor. Kur'an kendi lisanıyla Kur'an'dır. O Allahçadır. Arapça mahluk lisanından münezzehtir. Bizim meal olarak okuduğumuz şey ise eksik ifadedir. Bunu bir kere işte Elmalı Hamdi Yazır'dan Mahmud Efendi'ye kadar Ehl-i Sünnet İslam alimlerinin tamamına yakınla bu şekilde söyler. Üstad Necip Fazıl da böyle söyler. Meali Kur'an zannetmeyelim. Okumayacağız mı? Okuyacağız. Ama eleyerek, tefsirleri eleyerek. Mesela adam şeyi açmış, Arapça biliyorum diye meal yapıyor. Kendisini Kur'an'a yakın görüyor. Hatta Arapça bilmeyenler bile başka mahallelerden hüküm vermeye kalkıyor. E şimdi 7 yaşındaki çocuk da Arapça biliyor. Alim mi şimdi o? Anlatabildim mi? Değil. Veya işte misal verecek olursak, şimdi Elmalı Hamdi Yazır'ın işte bu manada bir misali var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır diyor, böyle meal edemeyiz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye meal ederiz. Niçin? Çünkü olan kelimesi Türkçe'de sonradan kazanılmış bir vasıftır. Rahman ve Rahim Allah ise hiçbir vasfını sonradan kazanmamıştır sıfatını. Onun ilmi de her şeyle ezeli ve ebedidir. O yüzden olan diyemeyiz. Ezeli olan Rab alemleri yarattı. Değil mi? Ya şimdi Rabbül Rahman ve Rahim olan dediğimiz zaman sanki sonradan olma gibi anlaşılabilir. Buna özellikle ulemanın yahut da kendisini işte toplumla içli dışlı olarak gören hocaların falan itina etmesi gerekir diye söylüyor. Maalesef Elmalı Hamdi Yazır'ın mealini yazan insanımızın gözünden kaçıyor maalesef diyoruz. Bilerek yapmıyor olabilirler. Bazılarını da ben okudum, buna dikkat etmemişler, o şekilde yazıyor. Ha şimdi burada demek ki her şey işte ahlaktan yola çıktık, keyfiyetçilikten yola çıktık, ruhçuluktan yola çıktık 9 günde. Her
her şeyi anlayabilmek için kendi ilmimiz maalesef yetmez. Muhakkak okuyup araştıracağız. Bu araştırmalar neticesinde her önümüze gelen eserden doğru düşünce devşirmeye kalkarsak böyle bir şey kesinlikle mümkün olmaz. Yani hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır ölçüsü çok ağır bir ölçü. Biz önce kendi bir değerlerimizi öğrenelim de ondan sonra onu öğrenmek ya da ömür yetmez, o da ayrı da birlikte, onunla birlikte ancak başka hikmetleri devşirebiliriz. Dünya irfan hazinesine sarkabiliriz ki eserler boyunca sarkılmış, doğruyla yanlış ayırt edilmiş, her şey aslına irca edilmiş. Yani geri döndürmüş. Aslına irca etmek nedir? Bir şeyi eski haline döndürmektir. Yahut da olduğu gibi senden almıştır bir başka medeniyet, sen onu tekrar alıp olduğu gibisini gösteririz. Mesela işte Kabe'yi tavaf etmek müşriklere ait bir şeydir de. Onlar birçoğu çırılçıplak Kabe'yi tavaf ederler. Belli şeyler vardır, ıslık çalarak namazları ıslıktır falan. Birçok şeyler vardır. Allah'ın Resulü gelmiş ne yapmış? O tavafı aslına irca etmiş. Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in hac tavafında edepli bir şekilde değil mi? Bunu aslına irca etmiş. Yani aslına döndürmek. Aslında o manada baktığımız zaman Arap müşriklerinde, adetlerinde bir yıpranma söz konusu, başkalaşma söz konusu. Allah'ın Resulü geliyor, birçok tavırları, ilkeleri aslına irca ediyor. Bu manada anlayabiliriz. Şimdi keyfiyetçilik de şahsiyetçilikle iç içe bir hadise. Keyfiyetçilik nedir dediğimiz zaman yine onu üstattan şöyle kısaca okuyalım. Keyfiyetçilik diyor, bütün insani verim şubelerinde çoktan ziyade tekin kanunlar üzerinde derinleşmek ve her iş vahidini onu saran mücerret oluş cevherine göre değerlendirmek davasıdır. Yani herkesin kendine has ve hususlu bir özelliği vardır, mizacı vardır değil mi? Yani sen şöyle yaparsın da öbürü böyle yapar. Kendine bu çerçevede, ilim çerçevesinde, irfan çerçevesinde neler uyuyorsa, şahsiyetini ne geliştirecekse önce onun üzerinden hareket edip o konuda, o mevzuda bugün uzmanlaşmak diyorlar. Uzmanlaşmak kendine daha yakın gelir. Yoksa hani o meslek dallarında da aslında batıda da bunu yapıyorlar. Yani öğrencileri birinci sınıftan alıp taliseye kadar, ortaokul, lise, o şeylere gelene kadar sınıf sınıf ayrılıyorlar. İşte şunun kabiliyeti makineyedir, şunun kabiliyeti sanatadır, bunun kabiliyeti edebiyatadır diye. Bu manada meslek seçiminde bayağı bir başarı kaydediyor. Özellikle Amerika bu noktada kaydediyor. Yani keyfi, hani keyfin kıyak, bu manada keyfiyetçilik değil kesinlikle. Kendine has ve hususi özelliklere sahip olmak. Şimdi keyfiyetçilik, şahsiyetçilik, bunların hepsi, cemiyetçilik, ahlakçılık, bunların hepsi Büyük Doğu'nun 9 umdesi, hepsi iç içe. Ama bir de bununla birlikte bunların işte nasıl yapabileceğimize dair olarak ilim, irfan, bütün bunlar olması gerektiği gibi bir de aşk olması lazım. Yani insanda aşk olması lazım ki bunları yapabilir. Şimdi aşkın tabiri şudur, işte kadınla erkek arasında geçen hadisedir falan filan. Aşk bu değil ki sadece. Mesela aşk Arapça bir kelimedir. Şey, Arapça aşaka kökünden gelen bir kelimedir diyor. Tamam mı? Türkçe'de yapışan, saran, sarmalayan gibi manalar içerir. Aşaka tabirinin Hindistan'da aşaka adında sarıldığı ağacın her tarafını kaplayan vantuzlarıyla ağaca yapışıp onu hemen kurutan bir sarmaşık türünden mülhem olduğu da rivayet edilir. Yani aşk sadece sevgi, şiddet, sevgi, tutku falan değil. Sarıp sarmalayan, insanı kuşatan manasında aşaka kökünden gelen bir kelime. İşte burada da üstadlarımız diyor ki, aklı kopuncaya kadar gelmedikçe, bunu yapmadıkça ya taklitçi mümin yahut da sersem kafir olmaya mecbursun. Aşk selahiyettir, aşk mülkiyettir. Aşk hakimiyettir. Onun için ki gerçek aşık ne cehennem korkusuyla titrer ne de cennet iştiyakıyla yanar.
o Allah'ın likasına hasret çeker. Biz onlar ayrı, biz ayrıyız. Yani takip etmemizdeki ölçüler, biraz önce Rab şahsiyet, Mihrak şahsiyet mevzu var ya, işte buyur, işte Kur'an-ı Kerim burada, hadis-i şerifler burada, alimlerin yazdıkları tefsirler burada. Yapabiliyorsan buyur. Anlatabildim mi? Bu nesilde, bizler de sizi takip edelim. Mevzu yok bunda. Ama bugün için biz buralardan beslendik. Buna inanıyoruz. Takip edilmesi gereken Mihrak şahsiyetinde nesiller boyunca bu olduğuna inanıyoruz. Necip Fazıl, Abdülhakim Arbaz Hazretleri, bu bunlarla sınırlı değildir. Yani bir nakşilik kolu vardır, nakşilik kollarının farklı yerleri vardır, anlatabildim mi? Bir sürü şeyleri vardır, sadece buna mahsus değil bizim kültür hazinemiz. Nakşisinden Kadirisine kadar, dört akmeselin müçtehitlerine kadar, alimlerine kadar. Bunların hepsi bizim için takip edeceğimiz İyi insanlardır. Çünkü onlar eleyip dokunmuş, aşmış o mevzular. Kendi kafamıza göre bir şeyler gayret edecek olursak yaşımız 60'a gelir. Daha halen yolumuzu bulamayız. Onlar o yoldan yürümüş, geçmiş. Biz onların tecrübelerinden yararlanmak zorundayız. Eğer tecrübelerinden yararlanmaz, her şeyi kendimiz yapacak dersek bir arpa boyu yol alamayız. Bu böyle. Akıl tek başına yeterli değildir. Bilim de tek başına yeterli değildir. Tecrübe ayrıyeten bir ilimdir denmiş. Neyim? O tecrübelerden de faydalanacağız. Şimdi aşka dair kelimeler diyor, hayvanata, nebatata, cemaatata tesir eder de hissiz insana tesir etmez. Yani aşkın ne kadar önemli olduğuna dair Salih Müzdaloğlu Hakikat-ı Ferdi'ye iddia yayınlarında böyle söylüyor arkadaşlar. Yani biraz insanla o duyguların bir manada mükemmelleşmesi lazım. Şimdi şahsiyetçilikin keyfiyetçilikle aşkla alakalı şeylerini bahsettikten sonra tarih boyunca şahsiyet oluşumuna dair insanlar belirli bir süreç yaşar. Her toplumun o şahsiyetlerini oluşturmada dinleri, ideolojileri, felsefi doktrinleri buna vesiledir. Her toplumda belirli kanaat önderleri, ister işte ruhban sınıf olsun dedikleri, tamam mı, sınıf olsun, ister laik seküler dedikleri sınıf olsun, toplumlarına rehberlik ederler. Her millette kendi bu mihrak şahsiyetlerinin nezaretinde bir şeyler yapmaya çalışır. Bunu başaranlar da medeniyetler oluşturur. Hatta dünya imparatorlukları kurarlar. Dünyaya hakim olan imparatorluklar kurarlar. Bu insanın şahsiyet oluşumu ta Hazreti Adem'den itibarendir, değil mi? Mesela eski ahit denilen işte kutsal kitap Tevrat'ta Adem Aleyhisselam'la çocuklar arasında bir savaştan bahsedilir orada. İşte Habil Kabil'in, o Kabil'in Habil'i öldürmesinden başka bir de Adem Aleyhisselam'ın diğer çocuklarıyla inanmayan çocukların Adem Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'a taraftar olanların savaşından bahseder. Burada işte Babil'de geçen, Babilonya'da deniliyor. Babil karışıklık demek olarak lügat anlamını çeviriyorlar. Bu Babil'de Adem Aleyhisselam'a taraftar olanlarla olmayanlar arasında husumet çıkıyor. Adem Aleyhisselam'a taraftar olmayanlar, yani onu tasdik etmeyenler Adem Aleyhisselam'ın taraftarlarını öldürmek istiyorlar. Bunun için de bir şey geliştiriyorlar. Fakat Allah-u Teala onlara öyle bir şey veriyor ki lisanlarını unutuyorlar. Ortak lisanı bulamıyorlar. Ortak lisanı bulamayınca o eylemi de gerçekleştiremiyorlar. Tamam mı? Niçin? Çünkü onların yaşadıkları hayat tarzına aykırı bir hayat yaşıyor Hazreti Adem. Yani kendi şahsiyetlerine uymuyor. O yüzden Hazreti Adem'i ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunu da dillere ait biliyor Babilonya'da. Öldürme girişimi başarısız kalıyor. Belli müddet insanlık devam ediyor. Ondan sonra bildiğiniz gibi Nuh Aleyhisselam, insanlık Ham, Kam, Yasef, Yafes'ti değil mi? Ham, Sam, Yafes'ten dünyaya geliyor. Bu insanlar da belirli kültürler içerisinde besleniyor. Şahsiyetlerini ona göre şekillendiriyor. Mesela bir toplumda güzel olan şeyler diğer toplumda yanlış telakki edilebiliyor. O yüzden hakikatin hakikati kimde?
İslam felsefe diyor, doğru düşünceyi, hani şunu söyleyelim önce, doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz mevzusunu söyledikten sonra, felsefe birçok yanlışın içinde doğru düşünceyi bulmanın aletidir diyor. Bir tek şeyi de başkalarının yanlışını çıkarmada ustalığıdır. Ama İslam'da böyle bir şey yok. Doğru düşünce zaten var. Anlatabildim mi? Ha şimdi doğru düşünce Kur'an mı, sünnet, haşa ve kella. Anlatabildim mi? Böyle bir şey yok. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime deriz buna. Ezeli kelimullah dedi, kelamullah denir. Hazreti Peygamber Efendimiz'in sözlerine ise hadis-i şerif denir. Tavırlarıyla birlikte yaptıkları şeylere ise, söz ve tavırlara ise sünnet denir. Ha şimdi bize buralardan beslenelim ki doğru bir düşünceye vesile olabilirim. Yoksa bir kısım yanlış insanların peşinden giderek şahsiyetimize büyük bir halel derler. Buna zarar dokunabilir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi ehli iman olsun, ehli inkar olsun, birçok şeylere ayrılabilirler. Gruplara ayrılabilirler. Bunun mevzu bahisi değil. İşte bugünkü dünyada Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, Masonlar, kainatın yüce mimarları, mimarı denilen ilaha tapanlar, tamam mı? Bir de işte kalıntılarıyla birlikte zikredecek olursak komünistçi yahut da işte Rusya'da bir kısım şeyler. Aşağı yukarı Budistler pek etkili değil şey olarak. 5 veya 6 tane din ve ideolojinin bir savaşı var dünyada. Her din veya ideolojinin mensubu da buralardan beslenerek medeniyet inşa ediyor. Medeniyet inşa etmek sadece Müslümanlara ait bir şey değildir. Ama hangi medeniyet güzeldir, hangi medeniyet iyidir mevzu tartışılabilir. Hristiyanların da medeniyeti var. Bak dünyaya hakim oluyorlar. Öyle değil mi yani? Şimdi tarih boyunca ferdiyetçi ve özgürlükçü akımlar ferdiyetçilik manasında pek olmamıştır. Bu insanlar genellikle dinlerin yahut da felsefi ekollerin gölgesinde şahsiyetlerini geliştirdikleri için pek olmamıştır. Bu ferdiyetçiliğin yani bireyselcilik derler buna. Aşağı yukarı Fransız devriminden sonra bireyselcilik diye bir şey türemiştir Batı'da. Ondan önce Batı'da değil, bütün dünyada bireyselcilik diye bir şey yok. İşte bir kavmi yahut da bir dinin mensuplarını, işte Hristiyan dünyasından örnek verecek olursak kral var. Kralın emrinde şövalyeler var. Onların manevi duygularını besleyen papalar, çeşitler var. Bunların sancağı altında fetihten fetihe, akından akına koşan bir toplum. Ülkelerine saldırdıkları zaman da haddi müdafaya geçen bir toplum. Bu sadece bunlarda değil, Moğollarda işte. Tengri'nin yeryüzünde hakimiyetini tesis etmek isteyen bir Cengiz Han var. Öyle değil mi? Eski Türkler de böyle, Japonlar da böyle. İslam'a geldiğimiz zaman Allah-u Teala dini tebliğ etmiş. Allah Resulü bunu bütün insanlara ulaştırmış. Ondan sonra da hilafet diye bir şey müessese zuhur etmiş. Bu hilafette Allah'ın, Allah Resulü'nün Allah'tan getirdiklerini tebliğ etmek, ilahi kelimetullah ve nizam-ı alem diye düsturlaştırılan Allah'ın ahkamını yeryüzünde hakim kılmak. Yani toplumlar bireyselcilik adına hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Zaten Büyük Doğu'da şahsiyetçilik demiş buna daha mükemmel otursun diye. Cemiyetçilikten ayrı düşünürsek olmaz bunu. Yani bir fert ne cemiyetin içinde eriyecek ne de cemiyetin üstünde olacak. Cemiyet de iç içe. Ancak mikrah şahsiyetler cemiyeti koordine edebilir. Hani nasıl ki işte bir bina yapıyoruz. Bu binada bir mimar var. Değil mi? Mimar ne yapıyor? Kalfa var, usta var, çırak var, amelesi var. Hepsi birlikte mimar namzetlerinde çalışıyor. Yani oradaki amele kafasına göre kum şey yapmıyor. Yahut da usta kafasına göre duvar yapmıyor. Elinde bir çizim var. Mimar çizmiş onu. Şöyle koyacaksın. Şu kadar ağırlığında tuğla kullanacaksın. Şuraya şunu yerleştireceksin. Mimar namzetlerinde bitiyor bina. İşte biz şahsiyetimizi bu şekilde oluşturup cemiyet halinde hareket edemezsek bu da bir şey ifade etmez. Yani batıdaki bireyselciliğe döner mevzu.
Batı'da bireyselliğini kurtaran hadise sistemin mükemmel olmasıdır. Mesela bazı cezalar çok ağırdır. Mesela Amerika'da vergi kaçırmanın cezası yıllarca hapis falan filan, bunları duyuyoruz ya da basit gördüğümüz şeyler. Müessesinin sağlam olması. Şimdi bu ferdiyetçi akımlarda Batı'da cereyan etmiştir dedik. İlk Batı'da cereyan eden akım Stirner diye bir adam var Batı'da. Şuradan bulabilirsem o Stirner'i şey yapayım. Ha, tamam. Batı'da ferdiyetçilik kısaca ferdin üstün değer olduğuna olduğunu kabul eden doktrindir. Yani fert üstün değerdir diyor, toplumu saymıyor. Aynı hani sosyalizmde toplumu sayıp ferdi saymamak, toplumun içinde eritmek var ya. Bu Batı'daki düşünceye ferdiyetçilik, ferdin üstün olduğuna inanan değer. Buna Tegart diye bir şahıs Durkheim'in sosyolojisine karşı bu akıma şey demiş, psikolojizm adını vermiştir. Burada tek bencilik diye bir şey de zuhur etmiştir. Bunların hepsi ayrı bir mevzular. Batı'da aslında bireyselciliğin, tamam mı, tavan yapması Stirner denilen bir bireyselci tarafından. Bu da bireyselciliği şöyle tarif ediyor. Birey diyor biriciktir, bir partinin üyesi değildir diyor. Yani her bireyin her türlü özgürlük isteminin bir partiye, bir din veya ideoloji tarafından bloke edilemeyeceğini söyleyen Stirner, tam bir egoist olmayı kabul eden bireylerin kendiliğinden birlik olacağı fikrine de hayır demez. Yani Stirner'in anladığı şey bireycilik, bireysellik tam bir egoist olmaktır. Bu manadan olmak üzere Batı'da anarşizm diye bir şey, İngiliz Godwin'in şeyinde ve Stanley'in şeyinde anarşizm diye bir ideoloji doğuyor. Aslında anarşizm yakıp yıkma manasında değildir. İdeolojik manada anarşizm bir efendinin olmadığı toplum düzenidir, sistemdir. Tamam mı? Her kim diyor işte anarşistlerden Proton mesela, her kim bir efendiyi yatsır, ona itaat etmezse o anarşisttir. Anarşizmin temel prensibi bir hiçbir hükümdarın olmadığı bir toplumdur. Bu manada toplumlar kendileriyle birlik olan, kendi aralarında anlaşma yapabilir. Hiçbir hükümdar olmaz. Kendi şeylerini kurup yaşayabilirler. Şimdi bireysellikte, anarşizmde bu Rusya'da Kropotkin, Bakunin, Tolstoy eski anarşistlerdendi. İspanya'da Sebastian diye biri. Bunlar hepsi anarşizmin mihrak şahsiyetleridir. Anarşizm nedir dendiği zaman mesela Hales'e göre anarşizm bireyselcilik anlamına gelir. Ve bireyselcilik toplumun var olan biçiminin, yıkmak istediğimiz biçiminin temelidir. Anarşizm kolektivizmle uyuşmaz. Kolektivizm nedir? Yani kilise dinin, demokrasi tiranın, tamam mı? Tiran keyfiliğinin egemenliği için nasıl mücadele ediyorsa anarşizm de kişilerin egemenliğinin başka kişilere tahakküm etmesi için mücadele eder. Anarşizm budur. Şimdi anarşizmi de atladık. Bugün modern çağda postmodernizm diye bir şey zuhur etti. Postmodernizm hiçbir cemaatin de tabi olmamak, hiçbir dine tabi olmamak, anlatabildim mi? Bütün dinleri, bütün ideolojileri, bütün felsefi doktrinlere meydan okuyan bir anarşizmdir aslında. Postmodern yeni çağın anarşizmidir. İnsanları kimliklerinden kurtarıp, koparıp bağlı oldukları toplumdan, tamam mı, azade edip her bireye kendi özgürlüklerini tattırmaktır güya. İşte bugün postmodernizm hiçbir çağda görülmemiş aletleriyle insanları büyük bir tahakküm altına almaya çalışıyor. Mesela işte 1990'larda diyelim veya 1980'lerde bizim ülkemizde bir tek televizyon vardı 1990'da. O da TRT'ydi. Seyrediyordum falan. 90'dan sonra televizyonlar çıktı. O dönemlerde işte Cemil Meriç'in bir sözü var. Yine onu iade ederim. Allah rahmet eylesin. Televizyon diye kitabı bir roundda öldürdü diyor. Knockout etti diyor. Veya öldürdü, onu şey yapmayalım, hafızamızı zorlamayalım. Şimdi 2000'li yıllardan sonra internet diye bir şey çıktı, Fels diye bir şey çıktı ondan sonra. Yani kitabı öldürdü ya, parçalara ayırdı. Anlatabildim mi? Artık insanlar sosyal medyanın içerisinde o kadar kendilerini gösteriyorlar ki
sosyaliteden koptular desek doğru olur herhalde. Anlatabildim mi? Ne oturup konuşabiliyorlar, ne kaynaşabiliyorlar, ne dertleşebiliyorlar. Adı sosyal medya. Toplumsal bir diyalogdan koptu insanlar. Yani bu tür şeylerle, postmodernizm bu ordularıyla hiçbir çağda görülmemiş imparatorlukların ordularına haiz. Bu postmodernizm zihniyette de işte zannetmeyelim ki sadece inanmayan insanlar var. Bu postmodernizm bugün çağımızda Müslümanından Hristiyanlığına, tamam faşizmden komünizmine kadar bir sürü taraftar toplayan o şahsiyetleri bünyesinde barındırıyor. Basınıyla, gazetesiyle, televizyonuyla bunlar oy gösteriyor. İşte görüyoruz adamlar işte birileri adına çıktığını söylemiyor. Hadis-i şerifleri değerlendiriyor. Bu doğrudur, şu yanlıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'de kafasına göre tefsir yapıyor. Şu doğrudur, bu yanlıştır. İşte geleneğe saldırıyor. İslam dünyasında nasıl bu varsa bunlar bir sürü camialarla birlikte. Yani sadece Müslümanlara ait bir şey değil. Pardon, Batı dünyasına ait bir şey değil postmodernizm. Postmodernizm bütün dünyada var olan din ve ideolojilerinden taraftar toplayan bugünkü çağın anarşizmi. Kimin tarifine göre? Helles'in tarifine göre. Halbuki arkadaşlar fert gayesiz yaşayamaz. Ferdin muhakkak bir gayesi olması lazım. Gaye ve ideali olmayan fert kesinlikle hem bu dünyada ki biz inanıyoruz elhamdülillah Müslümanız hem de öbür dünyasını karartır. Şimdi bizim gaye ve ideal sahibi olabilmemiz için bu tür olguları, olgu diyelim buna, işte tabir diyelim, ne dersek diyelim bu manada, bunları hani derinlemesine tahlil etmek bize düşmez. Derinlemesine tahlil edenler etmiş. Biz buradan ne kadar aldık, ne kadar nakledebiliyoruz. Buna gayret edip gayemizi, idealimizi ona göre şekillendirip postmodernist zihniyetin altında şahsiyetimizi muhafaza etmek zorundayız. Onların yaptığı bir sürü hadiseler bizi incitiyor. Biz şahsiyetimizi kaybetmemek, neslimizin de şahsiyetini kaybetmemesine tamam mı, vesile olmak durumundayız. Bu da yatarak olmuyor, çalışarak oluyor. Ama ben buldum, ben ettim, böyle de olmuyor. Hazinemiz çok. 1000 tane ömrümüz olsa inanın ki İslam irfan hazinelerini okumaya bizim şeyimiz yetmez. Gece gündüz okusak. Kesinlikle bu şey değil. Oralardaki değerleri bilirsek önce kimin ne düşündüğünü bilir. Daha sonra bunu bilirsek kendimiz de çok iyi bir şekilde düşünebiliriz. Önümüze gelen problemlere karşı hal çareleri üretebiliriz. Ama büyüklerimizin ne düşündüğünü bilmezsek, kendi düşüncemizle hareket etmeye kalkarsak burada çok yol alırız. Yani işte Kadıköy'den karşıya giderken diyor ya, bir kayağa biner geçersin 15 dakikada. Çevresini dolanım diyeyim dersen herhalde 15 günde yürüyerek gidebilirsin değil mi? Onun hesabını yapmak lazım. Bir vasıtaya ihtiyaç var. Bunlar değerli vasıtalardır. Bizi Allah'a götüren vasıtalardır. Bu alelade vasıta falan değildir, mihrak şahsiyetler. Allah'a götüren vasıtalardır. Bunlara saygıyla takip eder, bunların ne yaptığını, şimdiye kadar ne çileler çektiğini, şahsiyetlerin nasıl oluştuğunu, bize ne tür yol gösterdiklerini eline boyuna tartıp kendi şahsiyetimizle ona göre oluşturmaya gayret edersek bu şahsiyetliğin neticesinde güzel ahlaka sahip oluruz. Bir cemiyet inşa edebiliriz. Anlatabildim mi? Ve bir millet inşa edebilir. Tamam mı? Bütün bunlardan da öte hani üstad diyor ya, ey insan sen ölmeyeceksin. İslam insanın alnına şuradan satırları yazdı. Değil mi? Ey insan sen ölmeyeceksin. Ahirette sonsuz bir şekilde Allah'ın mükafatına, Allah'ın mükafatlandırmasına nail olabilmek için İslam şahsiyetimizi muhafaza etmek zorundayız. Ahlakımızı muhafaza etmek zorundayız ki toplum olarak bir araya geldiğimizde bir şeyin üzerine anlaşabilelim. Yani Müslüman gibi düşünebilmek için Müslüman gibi yaşamak zorundayız. Müslüman gibi yaşayıp Hristiyan gibi, Yahudi gibi, postmodern zihniyet gibi düşünmek Allah muhafaza netice itibariyle onlar gibi yaşamayı gerektirir. İnsanlar nasıl yaşarsa öyle olur.
diyor ya Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerde. O Hazreti Hasan'a radıyallahu anh'a bir söz vardı. Neydi o? İnsanlar inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlarlar. Bizim önümüzde her şey var. Biz inancımız neyse ona göre yaşayıp yaşadığımız gibi o manada şey yapabiliriz. Bunun dışında şahsiyetimizi düşman dünyaya teslim ettiğiniz an yok olmuşuzdur, kaybolmuşuzdur. Hem dünyada müstekbirlerin tekebbürü, zulmü altında inim inim inleriz. Hem Allah korusun ahiretimiz heba olur. Hem dünyamızı hem ahiretimizi imar etmek için İslam şahsiyetine, mihrak şahsiyetlere bakmamız gerekir. Tamam mı? Bu manada yolumuzu tayin eden büyüklerimizi de saygıyla yad edip onların izinden gitmek gerekir. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun.